Survivor Panorama'dan herkese merhaba. Hepiniz ekran karşısına hoş geldiniz. Sizler de stüdyoya hoş geldiniz. Hakan özellikle sen hoş geldin. Hoş Dün bir ara vermiştik. Bugün evet, tekrar evet. beraberiz. Evet, Nasılsın nasıl görüşmeyle? İyi bak bir şey yapmadık. Dün hepimiz evdeydik yani. Hava, Hava çok kötüydü. İstanbul'da inanılmazdı. Bugün de kötü. Evet. İzledin mi? İzledim <laughs> İlhan'ın izin verdiği kadar izledim Tabii bir Normal. anne ya da baba abi, pazar günü yani. özellikle yani, evde olunca yani pek yani. müsait abi, boş kalma ihtimali asla Bizim Bütün gün şöyle geçiyor bütün eşyaları dağıtıyor bir yere gidersek gidiyoruz geliyoruz bir sürü yarmazlık yapıyor Kemal abi anlatamam sana hani o uslu kız çocuğu değil, değil. mı? Sonra akşamleyin benle uyuyor baba efendim kızım bugün seni üzdüysem çok özür dilerim çok üzgünüm diyor yani Tam, da var ya. Şey Tam da vardayla. bir şey kız çocuğu değil diyorsun ya. bugünleri o kadar özleyeceksin ki. Niye? Çünkü büyüyecek. Artık bu bu tarz paylaşımlar şimdi Duru 9 yaşına geliyor ve paylaşımlarımız evet daha keyifli, arkadaş gibi. Ama bir birey, ama değil mi artık? Tabii ki o. Mesela bana diyorlar ki neden hep Duru'yu paylaşıyorsun? Duru'yu hiç paylaşmıyorsun. Çünkü istemiyor, izin vermiyor. Öyle bir şey var. Beni paylaşma, ben istemiyorum diyor mesela. Vay Bir be. karakter koyuyor. O yüzden Vay de bugünleri be. şu an keyfini çıkar benim. Aynen aynen işte. <laughs> Vallahi güzeldi. Siz nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz Vallahi... gayet keyifliyiz. Kemal abim yine pembiş pembiş oturuyor. Çok yakın. <laughs> evet, Çok güzel olmuş. Pembe mi oluyor, bu ne renk oluyor? Pembe. pembe. Açık pembe. Yani bak, açık pembe. Ekranda pembe ama bir tık böyle bir yavru ağzı tarafı da var. Yok. Yok şey canım, toz. Yok canım tost. pembe işte pembe, bak. Pembe, Orada pembe de gelip burada baksa sevgili seçe, Ayaz Ağa'dayız. Eğer <laughs> yavrayan varsa gelebilir. Bu tam bir pembe. Yani pembe mi bilmiyorum. Bir turunculuk var içinde. Peki toz. sen öyle diyorsan sen toz öyle toz görmek diyorlar. istiyorsan diyorlar, seni kırmayalım diyor. bugün. Yani Pazartesi günü beraber güzel an. başladık. Mesela Aynı senin üstündeki gri. Bu siyah. Damla Lacivert beyaz. Ben lacivert. Kod kod kod. Kod rengi. Mavi, Mavi, Mavi mi? ya. Kusura bakmayın. <laughs> Peki Mavi renklerin Mavi birbirine karıştığı güzel bir pazartesi günü hep ya, beraber. Ya günden başlayalım. çok fena bu. Evet felaket kaynayacak. Masada konuşacağımız çok şey var. Yıldız kim? Ah ah. Efendim? Yıldız Akşamı bugün yıldız yer kim? değiştirdi. Bence Yıldız akşamın yıldızı tabii ki Nisa. Nisa. Evet. Aynen yani. Nagihan'dan Nisa'ya geçtik. Çünkü çok Nagihan'ı konuşmuştuk. Şimdi Nisa'yı Yıldız ama... Konuşacağımız, konuşacağız. Bir şey. yıldız. konuşacağımız konuşacağız. için Yıldız bu evet. arada. Evet. Hani... Dün akşam elenme adayı biliyorsunuz ki Nisa oldu. Bunu da detaylı bir şekilde konuşacağız ama yine heyecanlı, keyifli, yağmurdan yaşamışların evet. inanılmaz yağıyor ya. Yoya. Nisa da yokluk adasını bu evet, arada. Herhalde o akşam Nisa'yı biz bayağı böyle sırılsıklam göreceğiz yerlerde. Kesinlikle. Yani şansına... Çok zor bir şey çünkü. Çok. Psikolojik olarak gerçekten sanki bu yağmurdan sonra da ve özellikle orada tek başına kalınca yeter ya diyebilecek Radde'ye evet. gelebilirsin diye düşünüyorum ben. O yağmurdan kaçarken bu yağmura tutuldu. Yani <laughs> yapacak bir şey yok. yani. Ve Nisaip diyoruz ya diğer yarışmacılara göre böyle kırılgan bir yapıya sahip. O yüzden evet. hani etkiler mi O bir yokluk adasına gidiyorsun her ne kadar ben yalnız kalacağım kafamı dinleyeceğim desen de bence oraya gönderilme hissiyatı da aslında içten içe insanı üzen bir şey. Hani sanki dışlanmış gibi de hissediyorsun. Tek başına kalıyorsun. Üstüne yağmur yiyince ben de açıkçası Nisa'yı merak ediyorum nasıl bir e, Nisa orada olmuş Tabii Nisa'dan bugün zaten bol bol Bolca konuşacağız ama evet. Barış Nisa diye ortaya şöyle bırakıyorum ve Çok Kemal abi size <laughs> evet. Ya şimdi e, o bölümü izlemek lazım. Akşamın konseydeki konuşmalarını. Yani orada aslında detaylı bir şekilde e, ipuçlarında ipuçları bize veriyor. Yalnız e, şu var. Bilmiyorum böyle şeylerin hani e, konuşulması doğru mu? Özellikle yarışma içinde veya da böyle şeyleri yapma durumu doğru mu? Nisan'ın bir söylemleri var. Doğru yanlış bilmem. Barış'ın da buna karşılık bir cevapları Kimi var. Söylem yanlış. Efendim. Ya zan altında bırakacak çok bence ağır orada, bir şey. Orada be, bir bir, bir kelime özellik. var. Herkes hani, için tabii ki Dövme Döme evet. zaten yani bunun gerçekten konuşulması abes değişti. Bir erkek bir kadını el kaldırıyorsa o inz, erkeğin acizliğini gösterir. Acizsin arkadaşım sen. Sen acizin tekisin. Kadının ona karşı vuramayacağını düşünüp el kaldırıp bırak bu kadın cinayetlerine, El kaldırdığını diye yapıyorsan sen aciz bir insansın derim. Çünkü bunu işte sen şimdi şey, genel, evet, genel olarak şey demiyorsun. demiyorsun hayır, ben de orada hayır, hayır, genel olarak yani. söylüyorum ya. Ha, ha, genel olarak erkek yapan Bir erkeğin bir tamam. erkeğin bir kadına el kaldırmadı. bırak cinayetler aklımın ucundan bile getiremiyor bende. Şiddet öyle bir şey zaten. Ya kötü bir şey Hakan tamam. ya gerçekten kötü bir şey. Hani nasıl bir haliyeti rüya içine giriyorsunuz da böyle bir şey yapıyorsunuz? Öbür tarafta Nisa bununla birlikte bir imadam adamdı. Bir de ikincisinde dedi ki el kaldırma. Yani el kaldırdın gibi bir şey söyledi. O bölümde işte barışın tam anlayamadım orada. Hani e, kaldırmış olabilirim mi, olmadım mı filan. Ya bunlar e, hoş bir şey de değil. Bilmiyorum belki e, şu anki ilişkileri, o zamanki ilişkilerinde neler vardı, evet. neler yoktu ama bana şey gelen bir olay e, bunların bu yarışmada gündeme gelmesi tartışılacak Hepsini bir konu. Hepsini detaylı bir şekilde Kemal abinin söyleyeceği çok şey var. biliyorum evet. Ama biraz Hakan'a doğru dönmek istiyorum. Yani şimdi. Şöyle şimdi o konuya gelmeden VTR üzerinden gideyim. Dün akşam yaşananları seyircilerimiz de gördü. Biz birazdan yorumlayacağız ama burada Barış'ın çok enteresan bir lafı var Adem'e. Kızları kıskanmış olabilir. O yüzden yapıyordur diyor. Yani şimdi Nisa ile Barış bir şey yaşamış. Bitmiş. Nisa'nın şimdi dün artık net olarak anladık ki o geda ile bir ilişkisi Hı -hı. var. Bu da belli. Böyle bir noktada kızları niye kıskanırsın ki? Yani barıştan, barış onların yanına gidiyor diye. mesela barışın o değil de bana sanki Hakan bana şey geldi. gibi geldi. Başka bir hırs var. Biz kadınlar sizlere göre biraz daha farklı yaşayabiliyoruz ya duygu olarak. Evet. Daha geç sönebiliyor ateşimiz. Erkeklerin daha kolay bitebiliyor. Ben öyle gibi düşünüyorum. Hani Nisan'ın içinde belki bir hırs olarak içeride yaşanan tabii onlar biliyor ikisi. Biz bilmiyoruz. Yaşanan şeylerden sanki biraz daha hırçın. Hırslı Barış'a karşı bir kadın Ama şöyle bir şey var. Bak şimdi bak. O bütün matematik şurada çöküyor. Barış senin eski erkek arkadaşın. Ee, burada senin yeni bir erkek arkadaşın var. Orada olay ne olursa olsun. Mesela ben kendim yaşasam. Bir erkek olarak söyleyeyim. Adada diyelim ki eski bir kız arkadaşım var. Yeni kız arkadaşım da burada. Ee, eski kız arkadaşımla yüzleşmeye yeni kız arkadaşımın yanında çekinirim. Yani Yüzleşme derken şöyle. Bana bir eğer hamle gelirse... Hamleyi hamle yaparım ama o başkasıyla bir şey yapıyorken e, bendeki anıların depreşmesini ben engellerim yeni kız arkadaşıma olan saygımdan. Hani mantık olarak diyorum. Hani çünkü bitmiş bir şey var. Şimdi tam o sakin bir çocuk ama şimdi o hayırdır ne bunlar konuşuluyor dese kavga ederler, ilişki biter o noktaya gelir yani. Evet. E, ama tabii şöyle bir şey var. Nisa'da e, farklı bir kültürde de yetişmiş. Yani ben tabii şimdi bilmiyorum Avrupa'da nasıl işte Çekya'da ya da İngiltere'de şeyle insanlar biraz daha mı bazen rahat mesela Türkiye genelde e, ilişki konusunda daha tutucu, daha şeydir böyle. Mavuz hani e, tabii daha şeydir hani biraz daha konservatiftir tam olarak. E şimdi böyle bir durumda bunu söylemek doğru mu değil mi mesela? Yani şimdi bu VTR'den çıkarak yola ona takılıyorum ben. Yani bence Nisan'ın orada susması lazımdı. Yani ya da içine konuş. Neden bu ya konuyu işte biraz hem dediğin şey gibi ki? Z kuşağı olması da belki ondan kaynaklı ama işte olabilir. Z kuşağı Z Z niye Z? O zaman Z yolun sonu herhalde yani A'dan Z'ye başka doğru. Z'den sonra harf doğru. yok ki. Neden Z kuşağı? Ya da e, güzel olan bir şey A'da, B'de, C'de ise niye Z bunu almadan geliyor ki yani Z kuşağı? Onu yani e, çözeyim tabii çözeyim bu doğru, doğru mu yanlış mı bilmiyorum. ama Bana göre yanlış. Bana göre bir ilişkiyi eski ilişkiyi yeninin yanında konuşmak bence hatadır. Yani biraz böyle o noktada şey yapmak lazım. Ben, tamam olay farklı. Ilişkin, Şimdi konuşacağız ben, zaten e, içeriğini ama Ben amacın ilişkiyi tekrardan gündeme getirip ilişki üstünden bir şeyleri yorumlamak olduğunu düşünmüyorum. Hani senin dediğine şu konuda katılıyorum. Şimdi yanımda yeni bir ilişki varsa espri açmak sanki beni biraz kıskanıyor saygıdan, şeyi veriyor. E, ben, öyle, ben, öyle ben, de öyle. ben ben öyle hissettim. Ben aslında yalnız. şunu hissettim. Şimdi Nisa biraz daha böyle gerçekçi yaklaşmaya çalışıyor durumlara. Yani şimdi atıyorum sen orada kendin değil de bir başka bir bireymiş gibi davranıyorsan yani rol yapıyorsan... ...oralarda Nisa bu durumları yediremiyormuş gibi geliyor bana ve dolayısıyla yaşanan konudan dolayı... E, ...bence ilişkiden bağımsız olarak aslında hani Barış'ın tamamen şov yaptığıyla alakalı... ...hani normalde böyle bir insan değil ben tanıyorum... Ama şu anda şov yaptığını düşünüyorum ve ondan dolayı da Barış aslında normalde kadınlara böyle yaklaşmayan birisi. Yani şu anda resmen şov yapıyor dan başlayan bir konu. Aslında amaç bence ilişkiyi eski ilişkisini gündeme getirmek değil konu. Orada Barış'ın tamamen tamam, şov, şov, şov yaptığına dair bir diyor. konuydu. Benim hissettiğim ben hissettiğimi söylüyorum. Onun üstüne konu buradan açılıp bu sefer dallanıp budaklanıyor. Yani soru soruyu getiriyor. Sen bir şey söyledin. Onunla akabinde tabii dolayısıyla ben de şey diyorum yani hani sen benim geçmişteki hayatımdan beni vurmaya mı çalışıyorsun? Sonra ben sana ne yaşattım ki? Soru soruyu doğurduğu için de aslında konu bence başka bir yere gitmiş oluyor. Yani ben öyle yorumladım. Aslında amacı Nisan'ın hani benim yanımda yeni bir ilişkim var ama eskiyi de hala kaldıramıyorum, şimdi, sindiremiyorum. Oradan onu vurmaya çalışayım gibi bir Oyun noktada... alanında sen Barış'la ilgili bu kadar sert bir şey söylersen bunun konseye taşınacağını tahmin etmen lazım. Niye? Çünkü orada Barış'a yakın 7 tane arkadaşı var bir. Kendi takım arkadaşlarını duyuyor. Türkiye duyuyor. Barış'a taşıyacak 7 tane yarışmacı var orada. E ne diyorlar? Sema taşımıştır, Merve taşımıştır, Adem taşımıştır. Hepsi taşıyabilir bu arada. Hani ada gittiğin zaman orada böyle sert bir şey duydun da arkadaşına söylersin. Ya sen oyunu bırak da e, duydun mu Nisa ne dedi senin hakkında dersin. Nisa hep böyle bak oyun alanında bir şey söylüyor. Bunun konseye taşımayacağını düşünüyor. Barış da bununla alakalı bir laf edince Nisa bu sefer susuyor bu sefer susmadı konuştu ama hı hı. bu sefer de olay başka bir yere geldi İşte bunu tahmin edeceksin eğer bir şey açıyorsan bir konuyu hı hı. masanın üstüne o zaman onunla ilgili senin e, konuşacak çok şey ne evet. olmalı ya da bir doneler koymalısın yani Acun abi dün cımbızla alıyor hala sana mı oldu bir şey mi oldu anlat bize şey yap. Hani şimdi mesela peki söylemek istemiyor da birçok insan istemiyor. şunu da söyleyecektir bu arada İşte siz bu konuyu malzeme olarak kullanıyorsunuz hayır bu konu malzeme olarak kullanılmıyor konuyu Survivor başlıyor. hayatın bir konsantresi ve bu konuyu Nisa orada açtığı için açtığı konuda Barışı zan altında bıraktığı için Barışı zan altında bırakırken arkadaşları konuyu Barış'a anlattığı için Barış açıyor Barış açınca Nisa'dan da haliyle Acun abi bir cevap bekliyor çünkü Barış zan altında Nisa zan altında eee Burada çok normal bir şey var, bir konu tartışılıyor aslında. Doğru. Hani bu hayatın içinde olan bir şey. Tamam. Peki bu... sence Nisa çekiniyor mu? Yani konuşmaktan çekindiği için keşke açmasaydı da konseye taşınmasaydı. Sence ileriye düşünerek mi bir hamle yaptı yani Nisa? Bence Hı. kendini tutamadı. Senin dediğin gibi evet. kendini tutamadı, bir refleks verdi gerçekçi oldu. Ama esas gerçekçiliği o şiddeti gördüğün zaman yapacaksın. Bence şimdi Çünkü, okay. konseyi konuşmayalım şu konuda daha detaylı konuşacağız. Yaklaşık bir ay sonra sakatlıktan çıkıp müthiş bir performansla dün iyi bir başlangıç yapan Barış. Sadece ben şeyi hatırlayamadım. Bundan önce de gidip kaybedince gönüller takımını, karşı takımı böyle teselli ediyor muydu? Ben de hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Ben de dün dikkat, dikkatimi çeken bu olaydı. Ama ben şunu yorumluyorum. Bir ay sonra Sakatlıktan dönüyorsunuz. ilk oyununuzu alıyorsun Bak ilk birinci oyunla çıktığınız oyunu alıyorsunuz. Peşinden kaybediyorsunuz ama 4-2 ile oyundan e, çıkıp ve takımınız galip geliyor. Bunun verdiği bir moral vardır. Bunun verdiği bir mutluluk vardır. Onu paylaşmak istersin. Bu refleks dışıdır. E, karşı tarafta mağlup olduğu için gidip onlarla paylaşmak istersin. Ben Hani barışın burada art niyetle veyahut da şov niyetle yaptığını düşünmüyorum. İçten gelen duyguyla yaptığını düşünüyorum. Benim orada dikkatimi çeken esas bölüm gönüller kadınlarının bu kadar ağlaması. Ya arkadaş bu iletişim olsa ben sizin en fikrim. Kaybettiniz bundan dolayı ailenizle görüşemiyorsunuz. Bundan dolayı alıyorsunuz Buna sizin en fikrim ve korkunçta saygı duyarım. Ama... Ya bir dokunulmazlık. İlk defa da kaybetmediniz. Bu son da olmayacak. Acaba burada yağmur faktörü. Tabii. Yağmur faktörü. Öyle Eyvah. mi? Eyvah yazılıyor. Eyvah şeye gidiyor. Kadının Düşün... ağlaması bundan. Net. Orada üç tane cümle kuruyorlar. İşte e, oyunu iyi kullanamıyoruz, atamıyoruz da filan. İşte e, e, şey ödülden e, mağrur kalacağız. En sona en son cümle e, birisini yazacağız. O birisi belli. Onu başa koyacaktı. Aslında. Net. <laughs> Sıralamaya. Yani. Evet. Birisi Oradaki birisi aslında yağmur yüzleştiler. Evet. Dün gerçekten yüzleştiler. Onun ağlaması. Bak, açık net söylüyorum. Dünkü ağlama yağmur, yağ, yağmurun yağmurun nisbi çıkacak mı çıkmayacak mı ağlaması. Bunun stresini yaşıyorlar. Bunun ağlaması da Barış da insani duygularla gidiyor, yardımcı oluyor. Ha, şimdi öbür tarafında. Nisa'ya gelince Nisa diyor ki hani bu adam o adam değil. Şimdi bunu biz bilemeyiz. Bunun karei yapacak olan doğru mu yanlışını söyleyecek olan Nisa ile barış. Nisanın dün söylemleri, barışın dün söylemleri hiç kimseyi bir yere oturturamaz. <laughs> Sadece fanlarını oturtur. Nisa'nın fanları Nisa doğru söylüyor, barışın fanları barış doğru söylüyor. Ama onu iki kişi bir de Allah bilir neler yaşadıklarını. Özeti bu. Burada şov olduğunu düşünmüyorum ama eğer burada bir şov, şov, varsa bunu yapan gönüllü kadınları. Yazılacak ismi çıkartmaya çalışıyorlar. Ve burada da kilit isim, kırılma anı. Dün de söyledim. Bugün de söylüyorum. Berkan'a dün söylemlerinde bulunmuştum. Bugün de Anıl'a. Anıl arkadaş hissiyatıyla davranarak. E, de 2'de 0 yapmış. Nisa da 2'de 0 yapmış. Hangi Yok, kriteri? Yok bu de değil abi yağmur. Şey, yağmur, yağmur, su yağmur diyorum. Hangi kriteri şey yaparak e, Nisa dedin? Bana onu söyle. Ha, burada arkadaşlık duygusu daha ön planda. Ondan dolayı da. O zaman gerçekçi olmaları gerekiyor. İşte... Yani biz arkadaşlığı duygusallığı bir kenara bırakıyoruz. Takım için takımın menfaatini düşünerek bir oy kullanmamız gerekiyor. Konuşmaları aslında Aynen abicim. biraz daha Söylemek istediğiniz bu zaten. Ya olduğun gibi görüneceksin ya göründüğün, göründüğün gibi, gibi olacaksın. Oluruz. Bunlar ikisini bir yapmıyorlar. Yani duruma göre hareket Ama edeceğim. şöyle bir şey var Kemal abi Şimdi mesela şuradan geleyim sana Biz bu masada e, Sen de geldikten sonra Bir aylık bir samimiyetimiz evet. var Şimdi Acun abi dese ki Kemal abi sen büyüksün bizim bir kişiyi çıkarmamız lazım Dese evet. Hem ekstra hem de panoramadan evet. Sen muhtemelen tercihini Ekstradan birinden kullanırsın Orada bizden daha iyi yorum yapan olsa bile belki Bak, Hayır, bak şuna geleceğim he, dur. Ya, Cevabını vereyim ondan <laughs> sonra Ben direkt geleceğim. Ben derdim o bak ben başka direkt şey, ben derdim. O da başka bir konu. Ona girmiyor Ben öyle bir şey demez. Vallahi derdim. Zaten. Bak yemin ediyorum da. Bak vallahi derdim. Çünkü eğer böyle bir şey varsa hani e, bir şeyler de iyi gitmiyorsa derim ki ben ben tamam. şunu diyeceğim. Barış devam edeceğiz. Şimdi evet. şöyle bir şey. Ee, şu noktadayım. Ben şimdi yağmur ağlıyor ama yağmurun da ağlaması aslında saçma. Yani o istiyor ki hem karnım doysun hem pastam dursun. Böyle bir şey yok. Niye? Şu an Survivor'ın en altındaki 6 yarışmacıyı sayıyorum sırayla en kötüden en iyiye. Gökhan Evrim Yağmur, Barış Nisa Ayşe. Ve bunların hepsi böyle 35'te 40 arasında sıkışmış performanstalar. Yani biri elma biri armut değil. Hepsi elma. Şimdi bu noktada arkadaşları da tercih yaparken aslında kendine yakın olanı kaybetmek istemiyor. Neden? İki nedenden dolayı. Bir, Sayısal Yağmur mi? onların arkadaşı olduğu için. Şimdi şuna geleceğim mesela. Bizim seninle bir paylaşımımız var burada bir aydır. Öncesi var falan evet. filan. Sen benim her zaman son tercihim olursun bu yüzden. Evet. Mantık olarak. Evet. Bir bu. İkincisi, e, Yağmur'u kaybederlerse bu sefer ne olacak? Bak şimdi, dört oyun kaybettiler üst üste. Tamam. Her konseyde ya 6-5 ya 6-4 şeklinde ya da açık oylamayla bir şekilde bu arkadaşlar Seda, Sude ve Yağmur İstedik, istedikleri dört kişiyi potaya koyuyorlar. Tamam. İstedikleri bak e bu akşam da şimdi evet. konsey olursa gönüllülerde kim koyacaklar? Gökhan. Gökhan. Tabii. Evet, belli yani Gökhan 6'ya 5 olacak ama Gökhan çıkacak muhtemelen. E, o, zaman, o, zaman, o zaman demeyeceksin bana bu bölümde konseyde çok kadın, kadın yok. ismi çıkması lazım demeyeceksin. Hayır şuna geleceğim. Çok bir fark yok aslında. Yani ama şimdi kendini koruyacak arkadaşını koruyacak ondan sonra bir kadın gitmiş. Zaten 4'te 3 kadın yarışmacı. Zaten %75 bir kadın gidecek. Tamam. Buraya sen Gökhan'ı koyacaksın. E şimdi Yağmur benim arkadaşım. Kesin kadın gitsin. Ben Yağmur'u koymam arkadaşımsa mesela. Ya, Çünkü ya... Yağmur'la Nisan'ın performansı böyle. Ben... Ayşe'yle Nisan'ın da böyle. Ben orada... Hepsi aynı Ben orada Yağmur'a kızmıyorum ya. Benim şeyim yani Yağmur tabii ki orada adada kalmak için Benim söylemeyeyim sen böyle konuşup da böyle oy kullananlara isim mi? Berkan Anıl'a. Benim itirazım onlara. Evet bunlar bizim arkadaşım. Biz performansa bakmıyoruz. Bundan dolayı da Yağmur'u yazmıyoruz. Derse ağzımı açmam zaten. Ama Konuşmam. performansa bakıyor. Performanslar az çok aynı. Şimdi Nisa Yağmur'dan iyi değil. Evet. Yağmur da Nisa'dan iyi değil. E bu noktada ben bir insan hani okulda da vardır ya kanaat notu öğretmen kullanır. Tamam. Sınıfı geçirirken tamam. derse fazla gelene bakar. Şimdi yağmurda derse fazla gelen gibi daha çok oyuna çıkıyor. Yağmurda da sınıfta hocayla daha iyi iletişim içinde. Berkan'ı tamam. hani hoca olarak düşün, not veriyor ya. E o da yağmurdan yana kullanıyor inisiyatifini baktığında. Ee, Barış Nisa olayına gelince e, buyur abi bir şey söyleyeceğim. Pardon. E, biri o zaman Ayşe'ye niye yazdınız 45'te? Ayşe de 45'te yani 45'te. Birisi bir şey 41, değil ki, birisi 45. Ya bak diyorum ya abi 4 bir şeydi ki anlamazsın, gözle görmezsin onu. Adana nasıl Adana nasıl yorum yapıyorsun? Biz potayı daha detaylı konuşacağız Kemal evet, abi. Tamam Barış ın. Nisa olayına gelince abi. Barış'ın bir kere şöyle bir şey Barış oynuyor da olabilir. İçten de yapmış olabilir. Evet, Bak, bunu biz çözemeyiz. Evet. Ama şunu söyleyeceğim. Bence gönüllüler ilk defa böyle bir parkurda oyun sonu yıkım yaşadılar. İlk defa böyle 3-4 kişi yerlerde ağlıyor falan. Şimdi Barış direkt kızları yanına gitse tamam ama gidip bir Gökhan'ı da ayağa kaldırıyor mesela. Anur, Sonra gidiyor. Da An Anla da gitti. Sonra yağmurlan Sude'nin yanına gidiyor. Evrim de orada. Orada sadece Barış da yok bu arada arkadaşlar. Orada. Merve, Merve de var. var, Adem de var. Sema de yani var. Sema da geldi gitti. Batuhan'a e Nagihan yoktu. E baktığın zaman e onlar parkurda şey kayıyorlardı o sırada mesela. Berkan dedi ya bu ne ya dedi. Hmm. Biriniz matem yapıyorsunuz, biriniz şey Eliminiz. yapıyorsunuz garip tuhaf bir durum dedi. Yani aslında burada öyle çok da samimiyetsiz bir durum yok. İçini bilmeden konuşuyorum. Bana sorsan %60 oynuyor Barış. Ama gördüğüm ve şey yaptığım kadarıyla... Barış'a kesin oynuyor diyemeyiz bence. Tabii. Çünkü gitmiş, Gökhan'ı kaldırmış, anla demiş böyle böyle. Kemal abi'nin dediği gibi bir ay oynamayıp gelip 4'te 3 yapınca onun özgüveniyle 4'te 2, ya. 4'te 2. 4'te 2 yapınca onun özgüveni 4'te 2 Barış için bence başarı. Evet, başarı. Onun evet. özgüveniyle oyunu da kazanmışlar. Bir de ya, kaybetseler direkt Barış yazılacak. Evet. Bunların hepsini toplayınca böyle bir hamle yapmış aslında. Yani sorgulanabilir ama kesin bu diyemeyiz. Doğru. Baktığın zaman Ha Nisa'ya gelince Nisan'ın orada yürürken diplenen bir kısmı var mesela. O çok yanlış. Hı hı. Yani hem sen e, kadına şiddetten bahsediyorsun hem de orada çok değişik kadınlarla alakalı bir küfür ediyorsun. Onu da etmeyeceksin. Bence tutamıyor kendini. Yani istemeden. Evet, tutacaksın. tutacaksın. tabii kesinlikle tutacaksın. Onlarla hem fikirim. Onlarla alakalı mı küfür ediyorsun? Evet, evet. Yani ben ağzını başka bir şey okursan anladım. net olarak anlarsın. Ben anladım ne olduğunu. Ben başka bir şey anlamıştım. Yok, çok sert bir yok, küfür. Yok. Ya bunları etmeye de gerek yok. Tamam. Konuyu konuyu aç ama yürürken o lafı etme. Yayınlanmayacağını da biliyorsun. Ama etme. Etme yani güzel değil. Onu da duyup yetiştirdiyse biri evet. kıyamet kopar yani. Biri o lafı bana etse ben kıyameti koparırım açık söyleyeyim Survivor'da. Yetiştirileceğini bence tahmin ediyordur ya. Bilmiyorum belki yok, daha çok söyledi. çekindiğini düşünmüyorum aslında. Hani orada direkt mesela sessiz bir şekilde de çok söylemedi. Hani herkesin duyabileceği bir tonda söyledi. Çok çekineceğini düşünmüyorum. Zaten konseye, e, konseyde de bu konuşmayı yaptı. Hani Benim için sorun yok. İsteyen istediğine her şeyi yetiştirebilir diye. Şimdi burada aslında onların arasında geçen olayda Şimdi özel hayat olduğu için ve geçmişe yönelik bir durum olduğu için dışarıdaki hayatlarıyla alakalı olduğu için kesin bir yargıya biz varamayız. Ne Nisa doğru söylüyor ne Barış işte doğru söylüyor ya da yalan söylüyor ya da Ama dinlediğimiz Nisa. kadar konuşabiliriz. Tabii ki de öyle. Ama yani onların anlatıyor. konuştuğu onların yani. konuştuğu kadarını zaten biz bilip anca yorumlayabiliriz. Ama şöyle bir şey var yani yine ben aynı şeyi söyleyeceğim. Nisan'ın ben kesinlikle hani böyle içine attı, kıskandı işte kızlara karşı acaba öyle mi dedi? Ondan dolayı bu hamleyi yaptığını sanmıyorum. Ben kendimi oraya koyduğum zaman ben şimdi Hakan'ı bu masada tanıyorum. Geçen sene yani 2 sene önce 3 sene 5 sene öncesinde ben Hakan'la da aynı yarışmaya gitmişim. Şimdi Hakan'ın ne ne reaksiyon vereceğini az çok bilirim. Şimdi ben tekrardan Hakan'la bir yere gittiğim zaman yarışmaya gittiğimde orada farklı davrandığında yani Hakan bu bunu yapabilir ya da Hakan şu anda resmen oynuyor diyebilirim ama elimdeki verilere göre. Şimdi Nisan'ın elindeki veriler ne? ilişkiye dair şeyler ve dolayısıyla o konuyu gündeme getirmek durumunda. Yani ben bu çocuğu biliyorum ilişkimden dolayı bildiğim için bu çocuk dışarıda bunu yapıyordu ve şu anda ondan dolayı rol yaptığını düşünüyorum. Aslında burada ana konu Barış'ın rol yaptığı ve şov yapmasıyla alakalı. Ve ben orada Barış'ın <laughs> rol yapıyor ya da acaba yapıyor mu yapmıyor mu kısmında ben bundan zaten %100 emin olamam. He, oyunu kazandığı için belki o özgüveni geldi. Hani insan bir daha da gaza gelir Kemal abinin dediği gibi gidip arkadaşlarını bir şekilde teselli etmeye çalışabilirsin. Bu durum olabilir ama bunu niye yapıyor ya da yapmayanlar için de neden onlar da işte atıyorum Batuhan gidip de onları teselli etmiyor diye bu kısmını sorgulayamam. Yani yapmasalardı neden yapmadılar? işte çok kötü durdu bence olması gerekiyordu. Biraz daha vicdanlı olmalılar gibi bir noktada asla diyelim çünkü bu iki rakip de yani iki tane grup maviler ve kırmızılar sonuç olarak onlar yarışmacılar ve hepsi de birbirine rakipler. Yani yapmasalarda bence sorun değil. Yani laf yani e, çok ağır bir şey. Nisan dediği doğruysa e, Nisa'ya üzülüyorum açıkçası. Neden böyle bir şey yaşamış? Çok üzücü bir şey aslında çünkü hepimizin çocuğu var, kardeşi var falan. Hani düşünemiyorum. Tabii ki ama işte bu bak. Her zaman burada olay şu. Şey o zaman orada ee, onun tepkisini orada vereceksin. Hayır, hayır. Yani bu işin mahkemesini survivor'a çevirdiğin zaman bu sefer herkes böyle olaya şey oluyor. Bizim bak magazin stelleri konuşuyor var, yani. Evet. Bizim bir evet. bilmediğimiz, ondan anlatmadığı bazı şeyler var. Küçük bir kısmını sanki Ama şimdi bak bize tamam da o küçük verdiler o küçük kısmı veriyorsun. Sen barışı ya da iki ay önce Mert'i, Sude'yi ateşe atıyorsun. Evet. Ya anlatabildim mi? Şimdi Nisa dışarıdaki olaydan dolayı Sude ile Mert'le alakalı bir kıyamet kopardı ki bence haklıydı. Makbule olayında. Haklıyım. Evet. Haklı. Yani. ben Bana yakın geldi söylemleri, şey güzel geldi ama e şimdi bu olayda da bunu konuşalım. Bence Nisa zamanında gerekli şeyi yapmalıydı o zaman yani. Burada bu konu bizim önümüze gelmemeliydi. Ama bu bir yarışmada. bilemeyiz ki ya, Hakan bunu. Ya bilemezsin ki Nisa dışarıda ya. bunun tepkisini nasıl verdi ne yaşadı ya da bununla alakalı orada belki gerçekten büyük tepkiler oluştu bilmiyorum. Yakınları biliyordur belki bunu. Ben yani. ben bu konuda kadınların daha çok duygusal yaşadıklarından dolayı bazı şeyleri sineye çektiklerini düşünüyorum ilişkide özellikle. Ama zaman içinde işte gördüğümüz güncel olaylarda hayatımızın içinde olaylarda da en çok darbeyi de kadınların yediğini bu duygusallığın yüzünden çok e, sıkıntılar yaşadıklarını sırf kendisi de yaşamıyor. Annesi de babası da ailesi de yaşıyor onunla birlikte. İşte orada ilişkilerin hani adını koyamıyorlar veyahut da e, o yoğunluğun içinde kaybolup gidiyorlar. Sonra da olmaması gereken şeyler ben oluyor. Ben işte. mesela şey düşün biz ara ara böyle Nisa ve Barış'la ilgili bir şeyler hani Ortaya çıkıyor ya, Hı? acaba dedim bitene kadar daha başka şeyler duyar mıyız diye de bir soru işareti oldu aklımda. İnşallah, duymayız, i̇nşallah duymayalım. İnşallah. Burada bunları konuşmak zorunda kalmak da çok kötü bir şey. Ama biz bizim önümüze geleni konuşuyoruz. Hı -hı. Dikkatli bir evet. şekilde konuşmaya çalışıyoruz evet. tabii ki. Ama burada ben barışı da korumalıyım, Nisa'yı da korumalıyım. Yani burada şimdi Nisan dediğinden do dolayı barışı asarsam olmaz ama bunu kimse bilemez zaten Hakan. Ay. Yani bu Nisan'ın iddiaları, öbür tarafta barışın söylemleri var. Yani hangisinde olduğunu dediğim gibi iki kişi ve Allah bilir. Bir ay, orada olmadığın için karar veremezsin. Ama benim aslında üzüldüğüm bir taraf. Şimdi bu işin içinde ne kadar dışarıda da olsa Ogeday da işin içinde. Hani Ogeday da bunlardan etkileniyor. Ben geçen yayınlarımda ne dedim? Bunların da ayrılması lazım ile Nisan ayrı gruplarda olması lazım ki hani e, daha e, ikisi için de daha sağlıklı bir e, soray bir hayatları olsun. Bunlar ister istemez etkiliyor. Ogeday'ı da etkiliyor. Mesela ben barışın yerinde olsam ve e, bana bir haksızlık varsa ben barış kadar susamam mesela hayatta. Ben de. Bak hayatta ben diyorum de. sana. Dün konseyi birazdan konuşuruz zaten de. Şimdi mi? konseye gidiyoruz. Zaten... E, Barış sustuğu için Ogeday da bence biraz susuyor. Ogeday da yoksa palmiye gibi duracak değil ya adı da yani. Şimdi Sema'dan aklıma geldi de söyledim evet. ama gerçekten bak hani bu kadar duramazsın. Benim kız arkadaşım hakkında ya da bir arkadaşım hakkında böyle bir şey e, olay sertleşecek. Ben orada şey Ogeday gibi Ogeday sence yani. devreye girmeli mi? Bence Ogeday devreye girmemeli. Ona bir şey de ya yani girmemeli ama Barış sessiz kaldığı için girmemeli. O da Barış bir yerde sertleşirse. Çünkü yani normal bir hayat değil şimdi burası. Dışarıdaki bir hayatımız değil ya. Orada olsa belki Ogeday devreye girebilir ama. ama. Dışarıdaki hayat konuşuluyor. Ondan dolayı yargılıyorlar. Tamam ama şöyle bir durum var. Şu anda mesela Ogeday'ın bu Survivor hayatını etkileyebileceği için bence Ogeday da bu konulara çok dahil olmak istemeyebilir. Ya. yani bence istememesi de onun en doğal hakkıdır. Şey hayır yani yani eğer kız, var kız, var kız kız, aynen öyle. Yani. Kız arkadaşım ha, öyle olayın içindeyse Arkada kalayım yemişim sorayalım. Ben şey erkek sana, şeyim. Evet. Bizle aynı ben olamaz Viber'den, onlarınki. Hayatta tanıdığım kimseyi. arkadaşımın şiddete uğradığını duysam bence kıyameti koparırım evet. yani. Koparmalıyım. Tamam ama Şu belki an, bu, hani... zaten o Geday belki Nisan'ın geçmişiyle alakalı her şeyi biliyor. O zaman Nisa yalan mı söylüyor? Nisa yalan söylüyor. Hayır, bunları bunları demiyorum. bunları duymuş diyor. Şimdi bunları tamam, daha diyor. Kabirlen, ve bildiği için diyor. Yani bunu biz dava evet. haline mi dönüştüreceğiz? Şimdi ben atıyorum geçmişte bir sürü şey yaşamış olabilirim ve bunu bir erkek arkadaşıma anlattığımda yeni bir ilişkimde ona şeffaf olmak adına doğru. her şeyi anlattım. O da onu kendi davasında haline getirme ne diyecek? Doğru. Ben gideyim onu döveceğim o zaman. Yok. Sana aynen, bunu aynen. yapmış. Nasıl yapar? Öyle bir şey olmaz zaten. Herkes medeni insan. Zaten barıştan bir bunu refleks gelirse ol. o gide arayılır. Evet. Bence barışın zaten her türlü bir şekilde refleks gösteriyor olması lazımdı. Yani bu kadar sakin kalmak zan altında bıraktığında ben çok düşünmüyorum. Çünkü yüzleşebiliyorsun. Hani şimdi ben daha önceki röportajda hatırlarsanız Nisa Barış'la alakalı bir röportaj vermişti ve Barış'ın bundan haberi yoktu. O zaman dedik ki Nisa için Nisa şu anda çok büyük bir hata yaptı. Neden? Çünkü bunu Barış duyamıyor. Barış neye ne şekilde cevap verecek biz bunu bilemiyoruz. Sen Barış için insanlara bir sürü şey söylüyorsun ve Barış'ı zan altında bırakmış oluyorsun. Ama şu anda bir yüzleşme var. Yani burada e, çıkıp mesela Barış haykırabilir de böyle bir şey yok kesinlikle. Ben hani en azından bana ispatlamam yok ama, için yok şöyle bir imkan verin bunu yapın. Hani biraz daha ben haksızlığa uğradığımda daha bilmiyorum şey o yapabilirim, üstüne düşebilirim. Ya o, o şöyle Damla, bazı insanların karakteri, mizacı öyledir. Sakinlikle karşılar, karşılar olayı, efendiliğiyle e, karşındakini ezmeye çalışır. Bazı insanlar da yüksek tonla konuşup e, olayların içinde olmak ister. Yani Barış'ın e, Nisan'ın söyleminde ben seni dövdüm mü söylemi var hani sonra dövmedin diye bir ama el kaldırdın gibi bir söylem evet. var. Hani onunla o bir değil diye bir söylem var. Yani Barış aslında istediği cevapları alıyor Nisa'dan şeyde. O zaman da fazla konuşmaya gerek yok diyor. Taktik halkın diyor deyip bırakıyor orada. Yani fazla üstlenecek bir pozisyon da yok diyorum ya. İkisinin arasında olan bir şey. Biz ne kadar konuşursak konuşalım kim haksızdır, kim haklıdır cevabını Bile verecek Beyiz. olan onlardır Aynen. zaten. Şimdi o zaman birkaç tane şey hatırlatmak istiyorum size. Barış'ın söylemleriyle alakalı. Sanki ben Nisa'yı dövmüşüm gibi bir algı yapıyor. Şimdi biz konsey şey... Konuşuyoruz. Sözüyoruz. Ha okey. Aynen okay. konuşmaya devam edelim. Zaten çünkü girdik o yüzden Hı -hı. bu evet. şekilde devam edelim. Nisa zaten 24 saatin 16 saati ağlıyordu. Geri kalanında da uyuyordu. Herhangi bir şov yaptığımı düşünmüyorum diyor. Bunlar Barış'ın söylemleri. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi burada Barış'ı da şöyle eleştireyim. Ee, bana biri böyle bir şeyle gelecek. Ee, bir kere şöyle. Barış konseyde bu konuyu açıyorsa bence e, bir insan bu konuyu niye açar? Üste, şey yapar, üstüne gider. Haklıysa gider değil mi? Evet. Haklıysa ki Acun abi dedi böyle böyle Nisa benim için böyle bir şey demiş. Ne demek istiyor? Dinlemek isterim gibi bir şey söyledi. Bu Barış'ın burada bir haklı olduğunu düşünüyor insan. Ama Nisa Okuyorum. Bana... Cevaplarını okuyayım mu Nisa'nın da? Oku. Tamam. <laughs> Çok hızlı gidiyoruz zaten. Tamam geri çekilip devam okuyor, et. Okuyor, oku, oku ya. Oku. <laughs> Özür dilemimi asla beklemesin. Barış'ın bana el kaldırmışlığı oldu. Kapıyı kitleyip gidemezsin dediği <laughs> de oldu. Niş işte kız arkadaşı sokağın ortasına dövdü. Eski kız arkadaşı. Barış'ı ağlatan kadın teselli ederken görmek bana komik geldi. Şimdi kapıyı kitleme ona bir şey diyemem ama el kaldırdığı noktasında Barış eğer Nisa'ya el kaldırmadıysa Barış'ın o konseyde ayağa kalkıp Acun abi ne diyor bu ya? Ne diyor bu ne saçmalıyor ya ben yokum abi gidiyorum kusura bakma deyip Artık yokluk adasına mı? İstanbul'a mı ne, Bana ne ya? Yemişim yarışmasını. Ben gidiyorum demesi lazım. Ben bu tepkiyi bekledim Barış'tan. Burada susamazsın çünkü. Evet haklısın. Çünkü bak şu an bütün magazin siteleri Barış'ın Nisa'yı konuşuyor. Niye? Barış acaba el kaldırdı mı? Çünkü e, hak şey e, haklıysan sana böyle bir iftira ile gelindiyse eğer Nisan'ki iftira diye söylüyorum. İftira gelindiyse bu çamur sana çok büyük iz bırakır. Evet. Çünkü bu çok önemli bir konu. Hassas bir konu. Senin burada konunun üstüne gidip şey yapman lazım. Aksi takdirde ben dün akşam izlediğim kadarıyla konseyde ben Barış'ın haklı olmadığını düşünüyorum mesela. Bir şey yaşanmış ortada. Yoksa bir insan bu kadar susamaz. Niye susuyor? Ya ben bak ne diyorum kıyameti koparım. Ya birine vurmamışım. El kaldırmamışım. Herkes beni efendi olarak bilir. Kalkacak oradan diyecek ki bana Hakan vurdu diyecek mesela. Ben bak bırakırım Survivor'ı giderim. Acun abi kusura bakma evet. ya. Bu nasıl evet. iş ya? Bu Haklı. böyle bir şey yok. Mikrofonu çıkarım böyle atarım ortaya ateşin üstüne. Hadi ne yaparsınız yapın derim. Çıkar giderim. Ben Arkana destek olarak, artı olarak yandan geliyorum. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Barış'la Evrim'in kendi dönemlerinde bir bench'te bir konuşması var. Barış'ın orada su matarasını alıp e, vurmak vurmak yani e, su matarasını alıp böyle bir korkutma gözüyle bir hamlesi var. Bak şurada herhalde. Evet. Harikasın yönetmenim ya süpersin. Şimdi burada konu konuyu tartışıyorlar. Bak, Hakan'ın dediği konu bir de kız arkadaş mevzusu. Yani kız arkadaşıyla yaşadığı mevzudan dolayı hani tepki gösteriyor Burada alıp bir tepki gösteriyor Barış. Burada gösterip de orada göstermiyorsan hakikaten insanın kafasında soru işaretler oluşuyor. Bak, bu, bu görüntü aslında bazı bu şeylere bize karistik, gösteren evet. bir şey ya yani kızgın. Yani ne ne olabilir buradaki o konu? Evet, saray Yarışma içinde olan bir dönem ama burada Hakan'ın da dediği gibi kız arkadaşlığına olan bir yolunlu, yaşanmışlıkların kız arkadaşın tarafından seni tövmet altında bırakacak bir pozisyonda söylemine fazla tepki göstermemek bu anormal bir şey bir erkek için anormal bir şey yakarım. Hani yapmadığın bir şey için beni töhmet altında bırakıyorsun. Benim itibarımız ediliyorsun. Ailemi bu işin içine bir ister istemez sok sokuyorsun. Sonuçta işte benim de anam var, benim de babam var. Ben böyle bir evlat yetiştirmedim diye övünen bir aileyi sen zan altında bırakıyorsun. Bunu yapmaması lazım. Kim? Eğer Nisa'nın eğer böyle bir şey yoksa ama varsa da Barış'ın buna ortalığı yıkması lazım. Ama az önce dedin abi herkesin tepkisi bir değildir. Tamam değil. bak tepkisi bir değil ama, ama değil de bir tepkiden şey tepki vardır, var. Bir... Fark var. Şimdi teminki tepkiyi veriyorsan, yani. teminki tepki gösteriyorsan bu tepkiyi de vereceksin. Ee, ben, herkesin... de ben zaten bir şey söyleyeceğim. Ben zaten %100 bir şekilde kendini aklamak için haksızlığa uğradıysan sessiz kalmanın normal olmadığını düşünüyorum. Ya bu şey değildir yani illa sesinin tonunu yükseltecek, bağıracak işte mikrofon atsın ben yarışmadan çekiliyorum. Bunu yapmak zorunda değil. Ama sen bunu aklamak için bir şey yani daha fazla konuşmaya çalışırsın. Hani ben cevap tamam Nisa söyle tamam o zaman ben cevabımı aldım. Tamam deyip böyle durmazsın yani olay bu değildir. Beni zan altında bırakıyor deyip mesela konuyu kapatmazsın. Abi öyle bir şey varsa lütfen rica ediyorum çıkartalım bulalım. Çünkü ben çok ağır ithamlarla yargılanıyorum şu anda. Evet. Benim kişiliğim karakterim zedeleniyor böyle oluyor. O yüzden ben rica ediyorum bu konuyu bir şekilde aklayalım açığa kavuşturalım gibisinden böyle bir konuşma yaparsın illa vurkır dök demiyoruz ya da bu sessiz çıkar. kalınacak bir konu değil yani aynen yani bunun için ben e, şey yapardım ya ben bilmiyorum ya aynı şekilde ben kendimi koyuyorum da barışın yerinde olsam hani benim tepkim daha fazla olabilirdi diye düşünüyorum evet ama işte tepki göstermeyince bu sefer diyorsun ki acaba böyle bir şey yaşandı mı diyorsun evet yani çünkü başka bir şey seçeneği yok bunun yani baktığın zaman Hayır, bir de diyor ki kız arkadaşının dövmüşlüğü var diyor eski kız arkadaşının dövmüşlüğü var diyor bir de öyle bir söylemi var Evet, ya bilmiyorum ya çok kötü şeyler arkadaş olayını Nisan'ın çok bilebileceğini de düşünmüyorum. Anlatmış, Şimdi... anlatmış olabilir, olabilir yani. mi? Arş mı anlatmış? Evet, bunu? hani Demin olur. dedin ya eski, eski konuşursun yeni... dedin, her şeyi bilirsin. Evet. onun gibi bir şey yani. O Geda'yı anlatmıştır dedi. Yani yeni sayfa açıyorum ama daha önce yaptıklarında yani bunlar. Şeffaflık adı altında sonu söylüyorum. Gibi. Bundan sonra e, bu da böyle bir şey olmayacak gibi ama. Ama bu ama şimdi, bilmiyorum. Şimdi hayır şöyle bir şeyi de düşünüyorum. Şimdi bunu yapan bir insan normalde <laughs> evet, ikinciyi işte, de ve ama, üçüncüyü de getirir ya. Aynen, şimdi aynen. oradayken sen bunu bilip de o ilişkiye başlamak da bende birazcık böyle bir soru işareti oluşturdu ama herkese saygım. Ya diyorum herkese, siz siz orada, neler siz orada duygusal bağlanmıyorsunuz. Yani, evet tarih. ona yapmış olabilir ama bana yapmaz <laughs> felsefesiyle hareket ediyorsunuz. Net. Bilmiyorum ya yani çok hassas bir konu ama e... hassas konu biz tamam. bizde tamam. Yani. Biz ilişkimizde devam edeceğiz kardeşim. zaten. Ben evet. kendi yaşadıklarımla da, da öyle ben de öyle. Yani. uzman biz evet. yani anlatabildim <laughs> mi? Kötü bir durum. Bu Nisa bak ben size şöyle diyeyim. Nisa de, barış için de... eksi yazacak bir durum bu. İkisi için de bence. Yani bu durumda mağdur yok. Hiçbir şekilde bir mağdur yok. Baktığın zaman bence barış da mağdur değil. Nisa da mağdur değil burada. Şey anlamında. Ama ee, o konuyu Nisan'ın bence daha önce çözmesi lazımdı. Buraya taşınmamalı yani. Çok çünkü şey bir konu böyle. Hem fikrim ne? Ya bir dakika. Yaşandı bir, da bir şey bir şey daha var yani. Kemal 16 abi, şimdi bir anda aklıma Hayır, geldi. Hayır e, notum almıştım. 16 saat ağlıyordu. Ya 16 saat ağlıyorsa sen ona hiçbir yardımda ya e, Dinsa boş ver ve hatta alalım gözelim. Anladığım kadarıyla ilişkide sorunluydu demek istiyor. Yani hep bir problemle geçiyordu. bence kendini de katıyor da Nisa tarafından. Ya Hakan bak. 16 saat ağlama 8 saat uyku. burada nerede ilişki ya? Burada ilişki falan yok ya. İşte zaten... 16 saat ağlıyorsun. Öbür tarafta 8 saat uyuyan bir kadın. burada ilişki falan yok. Hani nasıl bir süreçten geçler bilmiyorum neyse. Yani abi senin zamandaki böyle yere mendil atıp. orada o kadar da, o kadar da değil. Akşam Olmuyor daha yani. detaylı zaten oh, izleyeceğiz. Bunu yine eminim ki konuşmaya da. Zaten tamam. devam edeceğiz. Ben biraz potalarla ilgili bölüme de gelmek evet. istiyorum. Şimdi burada benim özellikle dikkatimi çeken şey Seda'nın söylemi. Yağmur'a bir kadın elenecek diye ben o potaya seni sokamam derken Ayşe yazıyor Seda. Tamam. Ee, ben yani, seni sokamam başka kadını Yani. gündeme getiriyorum. Özeti bu. Bu kılıfına uydurma ya aslında. Şöyle. Yani yağmur için nasıl diyorlar? Ee, i̇şte bir kadın elenmesi gerektiğinden bahsediyorlar. İşte güçsüz olan bir kadın elensin diyorlar. İşte Ayşe performans olarak yukarıya çıkış bir gösterdiğinde onu değil onu görmezden gelip genele bakıyorlar. Total performansla Yağmur çok daha iyiydi diyorlar. Ya da onun haricinde e, Yağmur son e, son iki oyunu aldıysa eğer iyi performans gösterdiyse o zaman diyorlar ki son performansa Yağmur çok iyiydi Araya zaten girip bir diyorlar. bir şey söyleyeceğim. Nagihan da Yağmur'u da bir tutuyor performans olarak. <laughs> Zannetmiyorum. O örnek vermiş olmak için vermiştir diye tahmin ediyorum. onu o Yani sanmıyorum. Yine iddialı Onun bir örnek Onun haricinde de ama. şöyle bir durum var. Şimdi mesela e, oylama yaparken özellikle Seda ve diğer birkaç tane daha yarışmacı vardı galiba şunu söyledi. Dikkat ediyorum karşı tarafta hep zaten en zayıf olarak sen görüldüğün için ilk seçmede sen seçiliyorsun. Yani bunun nedeni sen aslında zayıf bir zayıf. yarışmacısın diyorlar. Yağmur da aynı. Yani buna dikkat etmiyorlar mesela. O yüzden bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Her şeyi kılıfına göre uyduruyorlar. Ve arkadaşını korumak istiyor olabilirsin. Bu senin aslında en doğal hakkın. Ama bunu e, yani çok açık bir şekilde söyleyebilirsin. Siz bana uzak yarışmacılarsınız. O yüzden benim yakın arkadaşım var. Performanslarınızla hemen hemen bir olduğunu düşünüyorum. Yüzde beşlik bir farklar oluşmuştur. Ondan dolayı da ben arkadaşımı yanında tutmak istiyorum desen bence insanlar tarafından yanlış anlaşılmaz. Samimi bulunuruz. Aynen öyle. Yani onun haricinde böyle bir o tarafa gidip ben sana yardım etmek istiyorum aslında merak etme senin için oyunu kazanacağız onu yapacağız bunu yapacağızlar falan olunca da otomatikman böyle bir samiyetsizlik gelişiyor. Acaba mı sorgulamaya başlıyorsun falan derken Bence oralarda oylamalar çok büyük etki gösterecek yarışmacılara şampiyonluk anlamında da. Bir de e, bu Seda'nın dışında kalan grubun e, hiçbir çıkış kapısı yok. Çünkü oy sayısı olarak da aşağıdalar. Hadi diyelim <laughs> en iyi olup dokunmaz olsalar onu da olamıyorlar. Eski sistemde en iyi olan isim söylüyordu. Hadi o sistem olsa onu da söyleyemiyorlar. Çünkü performans yerlerde grubun ortalaması 35 falan. Bak birleşme sonrası ben size sayayım. Dün Yağmur'a oy atanların performansını. Gökhan 33, Nisa 36, Ayşe 37, Evrim 39. Hani inanılmaz. Hele Nagihan'la dediğin gibi şey yapıyorlar. Böyle denk Ayaz. gibi Nagihan %73 yapmış. Birleşme Yağmur, sonrası ya bir Yağmur 38 yapmış. Yağmur'un kaybettiği kadar Nagihan'ın aldığı oyun var. Yani ben bir şey diyemiyorum ama bunların hepsi aynı olduğu için performans olarak burada arkadaşlık şeyi önemli. Lobi önemli. Bu şey gibi politikadaki oy gibi. Oyu kaybetmemek için yanındakini koruyorsun. Seda Yağmur'u çok sevdiği için mi koruyor arkadaşlar? Değil. Hayır. Seda Yağmur'u bana sıra daha geç gelsin diye yanında tutuyor. Bir oy olarak görüyor. Yoksa zaten bir ağırlık atması gerektiğinde o balonun sıra geldiğinde yağmuru da atacaklar. En son Seda kalmak isteyecek orada. Bu çok bariz bir şey yani. O yüzden şu an abla, yağmur Yağmur mesela yarıyor fark onlara. edemiyor. Yağmur asla fark etmiyor mesela bu. E fark etmez çünkü her hafta onlara daha da boşlanıyor vicdanen. Ah koruyorlar. Ah benim için şey yapıyorlar falan. Daha da şey yapıyor. Şey büyüyor Seda abla onun için. Yağmur şimdi elenecek yarın bir gün çıkacak. Seda abla şampiyon olsun. Seda ablam. Evet paylaşımlar da var aralarında ama e, hani o kadar da değil. Bence bir anne kıvamında gibi oluyor. O duygusal Seda'da öyle bir şey var evet, işte. Evet, çünkü öyle yaklaşıyorlar. Sema'da daha da var çok. öyle bir şey. yine hani, o duygusal boşlukta da şimdi hani herkesin annesine bir düşkünlüğü vardır ama oradan yakaladığı için de bence biraz da hayranlık e, duyuyorlarmış gibi geliyor. Gönüller takımı özellikle. Orada sıkıntı yok zaten. Onların üçlünün birbirine kenetlenmesi, e, bir grup olması. Yan etkenlere bakmak lazım. Ben bu pozisyonda devam etsinler. Ben anılın bir gün yazılacağını adım gibi eminim. Peki. Bu üçlü Anıl'ı yazacak. yine birbirlerini yazmayacaklar. O zaman Anıl ne diyecek? Çok merak ediyorum. Kemal abi size bir sorum var. Şimdi dünkü oyundan sonra Suide ve Yağmur özellikle okları Gökhan'a çevirdi biraz daha. Ayşe de işte adadaki, yokluk adasındaki söylediği şeylerde de işte Gökhan'ı bundan sonra yazarlarsa evet. işte o zaman Ayşe'yi görün tarzı evet. bir şey. Şimdi bu akşam oldu ki Gönüller takımı kaybetti. Evet. Ne dedik? Gökhan'a muhtemelen dedik. Evet. Sıra gelecek. O zaman neler olur sizce gönüller takımında? Yok, hiçbir şey olmaz. Onlar gene bildiklerini okurlar. Kendi sistemlerini kurmuşlar düzene. Bugün ya işte diyorum ya bugün bunu kurban edelim. Yarın bunu kurban tamam, edelim. bitti Bu artık son. Bundan oh, sonra tabii, takım. Evet. tamam karışacak. Ta, ta, i̇şte bunu bunu söylemeye çalışıyorum. Ya Hakan, zaten buradaki niyet bir hafta daha fazla adada kalmak değil mi? Bunları bu grubun, bak Seda'yı saymıyorum, ee, erkeklerde Anıl'ı, Berkan'ı biraz daha ayrı tutuyorum. Bunlar, Hikmet'i ayrı tutuyorum. Bunların amacı adada bir hafta daha kalmak değil mi? Bir hafta daha kalayım yeterli. Şampiyon olmak için ay, hedefi olan var mı? Ben Sude'nin o hedefte olduğunu düşünüyorum. Ben hiç düşünmüyorum. Ben Sude'nin de bu grubun içinde gidebildiğim kadar gidebilirim de, ferdi, niyetinde olduğunu düşünüyorum. Eğer öyle olsa... Şu görüntüleri bize verdirmezler. Ya arkadaşlar evet tamam biz bir takımız hakikaten şeyimiz de ama biraz da adaletli düşünmeliyim demesi gerekiyor Ben Yağmur'un öyle mu? olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Tek bir kişi var o da bir hafta daha kalabilmek için Yağmur bence bu olayı gerçekleştiriyor. Yani e, Sude ile çok yakın arkadaş olması bir etkendir tabii ki de 15 senelik bir arkadaşlıkları var. Ama Sude'nin performansı zaten ortada yani. Seda'dan şu anda çok daha iyi bir performans sergiliyor oyunlara baktığımız zaman da son dönemde özellikle. O yüzden... Şu anda yağmur Berkan tarafından ilk defa yazıldığında Berkan'ın yanına gidip Ayşe Ayşe'den daha samimi olduğumuzu, daha yakın olduğumuzu evet. düşünüyorum. Yani hani bana böyle yapıyor olman beni kırdı. Şimdi bunu Berkana söyleyebilen insan Anıl'a da söylemiştir. Beni yazma demiş olabilir. Tamam. Ya da atıyorum bir başka yarışmacıya da söylemiş olabilir. Sen istediğin zaten kadar Hikmet, bana söyle. Benim içimdeki Hikmet... görüntüde, benim performansa göre dediğimde de ben başkasını yazarım. Sen bana istediğin kadar söyle. Ama işte o sensin ama adadakiler öyle değil ki. Sıkıntı olmaz. Ama bir zaten. de Anıl'la yağmur arasında bir e, arkadaşlık anlamında bir yakınlık var. 2018'de de öyleydi. Anıl'la yağmur. Mi? Hayır bak bir şey. E, söyleyeceğim. Hiçbir zaman olmadılar o. Ben yağmurum evet. ben yağmurla her an beraberdim. Kötü bile gözükseler yağmur böyle Anıl'a karşı hep bir iyi niyetliydi. Anıl mesela sen Murat Hilmi ve Anıl beraber takılırdınız. Ben yağmur Funda Cumali. Garibim böyle biraz daha şey. <gülüyor> <gülüyor> ne derler? Ee. <gülme> ama yani yani bu sene e, konuştuğumuz yani. kadarıyla yağmur hep bir Anıl'a karşı böyle bir pozitifti. Bak hep bir pozitifti. Çok iyi biliyorum. Ya yani. olabilir, bilmiyorum ama ee, ben yakın arkadaş olmadıklarını, o kadar fazla bir paylaşımda olmadıklarını biliyorum. Evet ama Anıl'ın kanaat sene, kullanacağı o seneydi. noktada ben O sene Anıl'ın kanaat kullanacağı noktada bu sene Anıl'la yağmur daha yakın zaten. O sene de var, eski de var. Eski dostluk daha değerlidir. Anıl kanaat kullanacağı noktada bence olumlu tarafı yağmur olarak kullanır her zaman. Bu da çok mantıklı bir şey. Yani bunda bir şey yok. E yoksa her hafta bu sefer yavaş yavaş o tarafa eritmeye çalışacaklar. Gitsin ya da gitmesin. Şimdi bir sayıyı Şimdi Anıl bu kadar güçlü bir yarışmacı iken. Bir şey yapmadı ki. Bir gruba ki. Dahil ya olma bir şey gereksinimi neden hissediyor? Ben sadece o noktadayım. Yani çok iyi bir yarışmacı. Performans olarak inanılmaz. Erkekler evet. de olmazsa olmaz. Bir gruba dahil Şampiyon ki. olabilecek bir yarışmacı. Bir Yanlış gruba dahil olmalı ki Nisa %36, Ayşe %37, Yağmur %38, Evrim %39. Burada ben, kanaat kullanıyor. Ben 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 sana şöyle söyleyip Allah bazen insanları şaşırtır. Ya Anıl Doğu bölgesi da gidiyor. Damlacığım Ayşe ve Nisa arasında neler oluyor, ne yaşanıyor? Vallahi bir problemler var ama e, şimdi dün konuştuğumuz konuda mesela siz demiştiniz ya. Kemal abicim şöyle demiştiniz hani Ay Ay Ayşe'nin olduğu ortamda Nisa bu konuyu açtığı için evet. yüzleştirmek istiyor. Aslında Ayşe'ye de güvenmediği için Aynı. De yüzleştirmek istiyor. Aynı. Şimdi mesela ben de orada aslında onları yüzleştirmekten ziyade yani Ayşe'ye inanmıyorum ben size inanmak istiyorum gerçeği bana söyleyin gibi olarak algılamamıştım. Hani bir konu varsa eğer bana aktarılan bir rahatsızlık varsa takımla alakalı ki onlar zaten oyun bittikten sonra hep beraber toplanıp bir konuyu konuşabiliyorlar bir analiz yapıyorlar. Bu konuyla alakalı da Nisa'nın bunu soruyor olması bana çok normal gelmişti Ayşe'nin olduğu bir ortamda. Şimdi baktığımda ortada Ayşe yok. Yokluk adasında. Herkes bir şey söyle. İşte Sude diyor ki hani Allah'tan Nisa gelip bu konuyu bize açtı yoksa oyuncu seçen birisi pozisyonuna düşmüş olacaktı. Sonra arkasından Baraka da böyle böyle söyledi. O onu dedi, bu bunu dedi. Şimdi ortada Ayşe olmayınca durumu net bir şekilde açığa kavuşturamıyorsun. Bu sefer ne oluyor? İşte o onun arkasından dedikodu yapıyor. Ya da cümleyi aslında iyi niyetle söylemiştir ama bir başkası durumu anlatırken de onu hani farklı bir dille anlatıp sanki nispet yaparcasına da durum aktarıyor olabilir. Ben o yüzden burada Evrim aslında çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki hani ben seni de dinledim. diğer kadın yarışmacılar da sonuçta fikrini beyan etmiş oldu ama burada Ayşe yok. Ayşe'yi de dinlememiz gerekiyor. Bence de yani Ayşe'nin olduğu ortamda konuşuluyor olması lazım herkes tarafından. Hakan? Katılıyorum. Bence de Ayşe'nin olduğu ortamda konuşulmalı. Yoksa bir şeyler ya dedikodu gibi kalıyor ya da e, olay daha da çünkü kulaktan kulağa devam evet. ettiği için daha da dallanıp dudaklanıyor. E, ama ben şu son lafa takıldım. Yani bu mesela karaktersiz lafı bu kadar kolay denmemeli. Yani giderim yokluk adasında yaşarım bu karaktersizlerle yaşayacağımı. Tamam. Türkçe bozuk ona okey diyorum ama biraz sert bir laf mesela. Bu kadar e, hani bunu konuşmadan da geçmemek lazım bence. Yani karaktersiz ağır bir şey değil mi yani? Kamera evet, şey. burada burada ben bir yazmıştım karaktersiz bak, desem, de konuşuyordum zaten konuşuyordum. Karaktersiz desem neler olur ya? Ortalık bak yıkılır. sen dün geçen gün e, bence çok tatlı bir teşbih yaptın. E, Bermuda Şeytan Üçgeni dedin. Bu Bundan alındı tabi. nerelere çekildi. Evet. Yani e, o niyetle ilgili ama o yani niyetle bak, ilgili o, or niyet. orada da şey, ya, oradan çekip sen orada kimseye aslında Atos. şeytan demiyorsun. Aynen sen öyle. orada Bermuda Şeytan Üçgeni'dir. Bermuda hayır şey. Ki, bir şey, hata, şey Amerika'da hayır. bir bölge orası. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin anlamı şu. Uçak geçerken biliyorsunuz yok olan uçaklar olduğu söyleniyor. O yüzden Gemiler de. Gemiler, gemiler, gemiler yani, bile. yani hala yüzden, bir sırrı çözülemeyen yani, bir, bir şey. olduğu için olumsuz anlamda bir benzetmene şeytan deniyor. Şimdi Su'de, Seda ve yağmur üçgeninde de şöyle bir durum var. Ee, bunların istemediği herkes o Hiç şeyin girdapın içinde deyin yok, oluyor. yok oluyor. Ben, ben ya bunu anladım. Aynen öyle. Bana da diyorlar ki Aynen nasıl öyle. tepki vermezsin? Mesela. <laughs> Ay yazmışlar. Orada görüyorsunuz. Burada kötü bir şey yok ki. Hayır kö kötü bir teşbih şey yok. E, kötü bir benzetme, benzetme yok. yok. Benzetme. O yüzden hani bu kadar da şey yapmamak lazım. E, şimdi onu diyorum. Burada ben karaktersiz desem bence çok ağır bir şey. Orada da denmemeli bu kadar rahat bir şekilde. Çünkü bu konuda denmemeli. Bak Barış olayını anlatırken Dedim mi yer belki? Niye? Çünkü ciddi bir konu var ortada. Sana yapılmış bir şey var. Orada desen yer ama burada da Ayşe ile sen ne yaşadın ya da yağmurla ne yaşadın da böyle karaktersiz diyorsun. İşte bu kelimeleri dikkatli seçmek lazım. Ee, Türkçe'ye de sığmamak lazım. Biliyorum, bilmiyorum. Ee, Damla denilir de katılıyorum Ayşe varken konuşsalar her şey açığa çıkacak rahat rahat konuşacak ya Ben mesela orada Ayşe'nin olduğu ortamda mesela Ayşe bu duruma alınmış İşte sen benim söylediklerimi kalkıp onlara nasıl anlatırsın hani beni sattın durumuna getirmiş ama bence öyle bir durum yok şimdi ben de kendimi oraya koyduğum zaman yani benim hakkımda olumsuz bir durum varsa ve bu masada konuşuluyorsa hani ben kalkıp bunu sorarım ve herkesin de orada olduğu ortamda sormak isterim. Hani benden bir rahatsızlığınız var, benim için böyle bir düşünceye girmişsiniz ama hani ben mi acaba yanlış ifade ettim kendim diye bir şekilde açıklığa kavuştururum. Yani bu seni rencide etmek için değildir. Ya da ben senin sözüne inanmıyorum. Kalkıp evet, onlara da söyleyeyim. İnanmıyorum. Ben öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ben öyle e, aksine, o zaman öyleyse şu anda Ayşe'nin olmadığı ortamda konuşması daha mı iyi oluyor? Bak, ben birisine inanmışsam onun. Hayatım boyunca onun sözlerine bu bana yalan söylemez dersem, onun olup orada olma, olup olmaması önemli değil. Bana söylemişse doğrudur, giderim yüzleşirim. Ama Ayşe'yi... Tamam önce... ama yine yüzleşmiş oluyorsun yani aslında. Tamam konuş, şöyle durumu anlatmaya çalışıyorsun. Siz benim hakkımda böyle böyle konuşmuşsunuz, mevzusuna getirsin. Ayşe'yi içine katarsan, ben seninle kafamda soru işaretleri var, Herkes de burada bir yüzleştireyim. Kim doğru, kim yanlış söylüyor, onu bileyim dersin. Abi şimdi ben zaten bu durumu açtığım zaman ortaya bana havadan bu bilgiler gelmedi. Benim en yakın arkadaşım kim? Evrim var. Ayşe evet, var. Evet. E bunlardan biri söylemiş olacak. Onlar da ben bu durumu ortaya attığım zaman diyecekler ki sana havadan mı indi bu bilgiler? Kim söyledi? Evrim mi söyledi? Yanlış bilgi getirmiş sana. Biz onu demek istemedik. En sonunda gün yüzüne çıkmış olacak bir şekilde Ayşe söyledi olacak. Ben burada art niyet aslında aramıyorum. Art niyet da, yok. Art konuşulması niyet yok. da bence yerinde ama Ayşe olmadığı zaman konuşuluyor olması problem olur. Bence Ayşe ol, olduğunda problem oldu. Ayşe bu konuda haklı. Sen bana güvenmedin. Kalktın beni de onların içine attın ki sonunda da söylemin yanlış olduğu algılanıyor. Ama yüzle konuşsa bir sonuca gelecek yani bir evet. yerde. Onu demek istiyorum. Ya olabilir. Bunu alırsın oradan. Ondan sonra Ayşe ile konuşursun. Bana bunları bunları söylediler diye. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Ben Nisa'yı kendi döneminde yarıştığında ilk gördüğüm gün güldüğü zaman şöyle bir tweet atmıştım. Mutluluğun resmini görmek istiyorsanız Nisa'nın gülmesine bakın diye. O kadar sevmiştim. O kadar hoşuma gitmişti. Şimdi senin lafına ben notlarımı alırken onu sen ben zaten. Ben okuyorum zaten ona göre <gülüyor> konuşuyorum. <gülüyor> Kemal, e Kemal abi notlara şuradan bakıyorum. Kemal abi sen onları giz bir araya paravan falan Hiç koy. fark etmez. <laughs> bir işin içinde Şakayım. karakteri koyuyorsan karakter mevzusuna. Temin izlediğimizde bi 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 mevzusu varsa Nisa yanlış yapıyorsun abicim sen. Sen bu olayların içinde olmaman lazım. Benim o Tablodaki o mutluluğun resmindeki kızı bana başka yönlere çektirme. Ben öyle kalayım ya. Onunla göreyim. Onunla bileyim. Hani bazen insanlar birilerinden ayrılırken veyahut hatta vefat ettiğinde en son halini görmek istemezler. Derler ki ben bu haliyle görmek istiyorum. Benim kafamda böyle bir nisa kalmış. Bunu değiştirme abicim sen. İnsanlara da değiştirtme. Bunlar hoş bir şey değil. Yani söylemlerin biraz daha e, törpülenmiş, ben inanıyorum. Sen gerçekten kendini çok iyi ifade bilen bir kızsın. Yürekten de katılıyorum ve seni de çok seviyorum. Bu yarışmanın da en renkli isimlerinden birisin. Sadece kızım tarafı şu, bazen özgüven eksikliği yaşıyor. Orada sorumluluk almıyor, ön plana çıkmıyor. Takımın onun üzerine bu konuşmaları yapmasına sebep oluyor. Çık, ee, çatır dün, çatır dün oyna. Ama, ama dün ne oldu? dün dediler ki Nisa'cığım sen çık sen çık sen çık lütfen aramızda böyle bir şey yok hadi çıkalım evet. falanlar filanlar. E kız şimdi orada 2'de 0 yapınca hop dediler ki Çıkardıkları sen? oyun ne? Çıkardıkları oyun ne? En zor oyunlardan biri. Tamam işte dün yani kadınlar bunun altında için... bir şeyler yok mu sende? Var dedi? var işte ben de onu söylüyorum. Çıkması gereken oyunlara çıkmadığını zaten kızıyorum. Hani evet. dün onlar dediyse ben ilk önce soru işareti yaparım kafamda. Niye bu kadar oyuna çık çık demediler de bu oyuna? İyi altında hep bir şey aramamız gerekiyor. E ama öyle çünkü sen bana onu veriyorsun. O hissiyatı veren sensin. Ben Doğru. seninle ilgili e, sabit fikir değilim ki. Yani... E, bana böyle gelen birisi değilsin. Senin yaptıkların, senin söylemlerin bende bir fikir oluşturuyor. Ondan sonra da o söylemi. Nisa'nın hani e, ben bunları yaşadım e, kalkıp da şimdi ağlayan insanların yanına gidiyor söylemini. Eğer Nisa daha evvelden yaşamasa bunu hissetmese bunu kalkıp söylemezdi. Sen bana veriyorsun onu ben söylüyorum. Doğru. Damla'cığım demin çok iyi yerden geldin. İstatistiklerle de devam edebilirsin. Doğru. Şimdi Sude. Sude'yi tebrik etmemiz lazım. Sude gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor. Ee, bence giderek yükselen bir grafiği var. O yüzden onu çok 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 tebrik etmek istiyorum. Seda. Seda da iyi ama e, Seda'da bence bir düşüş var. Evet. Yani Seda 3'te 1 yapmış dün. Ama genel yani Sude ile Seda'yı mesela değerlendirdiğim zaman... Bu birleşmeden sonra sanki Sude'ye bir artı yazdı ama Seda'da bir düşüş var. O yüzden Seda'nın da bence acilen toparlanıyor olması şu an en iyi ikinci yarışmacı genelde de en iyi üçüncü yarışmacı evet. birleşmeden sonra. Çok iyi. O Geday'ın dörtte ikisi var. O Geday'da bir konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum. Atışlarda çok iyi olmasına rağmen. Yorgun gibi. Evet. Yani yorgun belki işte o ile yaşadığı Yaşar problemler şey. ya da Nisa'nın dışarıda kalıyor olması gerçekten aklı belki oralarda ya da ee, kafası çok meşgul olduğu için belki konsantrasyonu eksilmiştir. Bence onun da acilen toparlanıyor olması lazım. Çünkü performans anlamında bir düşüş yaşıyor. Gökhan'dan bir sayı gördük dörtte bir. Ee, Gökhan'da umarım ki bugünkü oyunda bence iyi bir performans sergiler de hani yazılan isimler arasında olmaz diye umut etmek istiyorum. Hikmet Hikmet için artık zaten bence bir şey söylemiyorum. Dörtte dörtle. Yani en iyi performansı sergileyerek devam ediyor Survivor'a gerçekten onu çok tebrik ediyorum çünkü bir sakatlık yaşamıştı hem kilosu fazlaydı ama şu anda erkekler arasında bence herkes böyle gözü kapalı tek bir yarışmacıya güveniyor o da Hikmet. hikmet. Kesin Hikmet çıksın kesin Hikmet çıksın hikmet, hikmet, hikmet. çok iyi analiz yapıyor çünkü arkadaşlar. Evet. Hikmet beni susturdu. Ben Hikmet'le ilgili geçen hafta ne dedim? bir Duymuş deney, demek de, ki Kemal abi sizi. Bir bir şeyler yapacağım diye. Onu yaptırmıyor Hikmet bana. Yaptırmadı. İnşallah da böyle devam eder. Yaptırmaz. Hani 180 derece dönüş derler ya. Hikmet evet, bunu evet. yaşıyor. Hani o gergin, o adadaki negatif, o parkurlarda arkadaşlarına destek vermeyin Hikmet'ten. Bambaşka performansı yüksek. Arkadaşları da diyaloğu iyi. Sadece Nisa ile geçen günkü konuşmasında... Yani o akşam yerine çağırıp Nisa ile aramızı düzelttik deyip dün Nisa yazmasına bir e, soru işareti olarak bakıyorum ama e, diğer taraftan mükemmel bir performans hani evet. üstüne koyarak gidiyor helal olsun pehlivan sana böyle devam et beni sustur. Bak konuşmayayım ben sen devam et bu şekilde e, Gökhan'la ilgili de söyleyeceğim ya Gökhan'ım be. At şunu be. Bir <gülüyor> saniye önce <laughs> at Gökhan şunu. Gökhan'ın performansı Gökhan toparlayacak. <laughs> Yemin ediyorum ben atıyorum orada. Bak Gökhan'dan önce ben atıyorum. Evet. Gökhan atamıyor ya. Ya Bir de performansı çok iyiydi ama atışlarda o seriliği yakalayamadığı için kaybediyor. Ah Abi be abicim. Saliselik oyunları veriyor. Bak o yüzden kaç yapmış dün Gökhan? Dörtte dört dört bir. Mi? Bak saniyeyle kaçırdı. Yani i̇ki oyunu saniyeyle kaçırdı. Yani bir saniye önce atsa o alacak oyunu. Dörtte dört üç. Dört. Dört. Ben de burada aslan gibi konuş konuşacağım onu. Ama konuşamıyorum Haftaya inşallah. Haftaya belki tebrik ederiz. İnşallah. Tebrik İnşallah. Onun dışında Anıl'ı şaşırıyor. Anıl şaşırıyoruz. <laughs> i̇ki gündür bir ikide sıfırı vardı. Bu Dün de üçte sıfırı vardı ama hmm. hani her zaman söylüyoruz iyi olan yarışmacıların bence böyle bir hakkı var. Yani bir düşüşe geçme gibi bir durumu söz konusu olabilir. Bence onların da e, hem çıkışı olduğu gibi düşüşü olacaktır ama toparlanma süreçleri çok daha hızlı olacaktır. Mesela bugün izleyeceğimiz oyunda atıyorum Anıl çıkıp dörtte dörtte yapabilir çünkü öyle güçlü yarışmacı e, ee, normal diyorum. Evrim, Nisa, Yağmur 2'de 0 yapan yarışmacılar gönüller takımında. Normal ama Anıl'ın Anıl, ben bir olması lazım. Ben, yani ben Anıl'la ilgili bir üçte şeyim şey var. Evet. Ama aynısı Adem için de geçerliydi. Yani Adem ama, de mesela bir süre oyun alamamıştı ve ondan sonra çıktığında çok 5'te 5 mi yapmıştı? Bak şimdi bu takımda evet. Berkan yok. Hikmet 4'te 4 yapmış. Anıl 3'te 1 yapsa e, oyun şeye gidecek. En iyilere gidecek. Yani 8-7 bir sayı düş bir sayı şey yap. 8-7 yani Anın 3'te 0 yapacak bir lüksü yok şampiyon olmak istiyorsa. Hiçbir gün. Hiçbir gün. Hele 2 gün üst üste 5'te 0. Ben Anıl'a yakıştırmıyorum. Ben, ı ı. ben öyle senin gibi düşünmüyorum. Neden? Çünkü Adem'de de aynı konuyu konuştuğumuz zaman böyle iyi yarışmacıların her zaman bir düşüşü olacaktır. Yani hep istikrarlı şekilde aynı tempoyu gösteremiyorsun ki dünkü oyun mesela çok yorucu bir oyundu. Atışta iyi olmamış ilk defa denedikleri bir atış. Yani konsantrasyon eksikliği yani olmamış olabilir. Herkes ilk olabilir. defa deniyor. Her, her, herkes, her şey olabilir. bu o onun oluyor. günü değildi mesela. Olabilir. Ben ben özetini yapayım mı olayın? Bu onun bir, günü. Bir, bir gün önce 2'de 0. Anlamına gelmiyor. Dün 3'de 0 değil mi? 2 gündür potaya çıkıyor Anıl. Ve Anıl kritik oylamayı belirliyor. Kimin gideceğini Anıl karar veriyor. Yani orada, eleştiririm. orada eleştiririm. Orada Orada Anıl'la beyni, vicdanı mücadele ediyor. o yüzden, o yüzden, performansın yüzden performansında değil. sıkıntı var. Bak net söylüyorum Anıl'ın iki gündür o oylamadaki e, konseydeki attığı oylar ona baskı yapıyor. Ondan dolayı da performansını etkiliyor. Niye Anıl'ın ki? E Çünkü en yüksekte olan Anıl vardı. Şu ana kadar konuştuğumuz son zamandan en iyi sanıldığı. E, Anıl'ın oyu niye bu kadar kıymetli? E Dün Nisa'yı gönderdi. E, tamam da yani... E, Yağmur da gönderebilirdi. O grubun içinde olabilir. Bak şunu söylemeyeceğim. Yani... Orada hala kafasında soru işaretleri var Anıl'ın. Yanlış mı yaptım doğru mu yaptım? İkilemde o zaman. Kesinlikle. Ve bu oyuna yansıyor. Ben bunu görüyorum Anıl'da. Yani biz artık diyebilir miyiz Berkan ve Anıl için de o gruba dahiller diye? Ee, köprüden önce... Net bir şekilde. şekilde. Evet. Ya şey ne oluyor biliyor musun? Berkan'la Anıl bir kere oy kullansın. Öbür taraf Anıl'la Berkan'dan uzaklaşmaya başlıyor. Sedalar da Berkan'la Anıl'la yaklaşmaya başlıyor. Mesafeler açılıyor. Buradaki mesafe kapanıyor. Ötekinde yine aynı oylam olunca iyice açılıyor. Burası kemikli. Abi sen şampiyonlar gidiyorsun. Senin hedefin o. Senin oralarda işin yok ki. Biriyle beraber oy kullanıyorsun diye şampiyonluğa gitmeyeceğin diye bir durum yok ki. Tekrar söyleyeyim. Bu arkadaşların Bak. yüzdesi 36, 37, 38, 39. Ama bunu bir söyleyen Hakan oldu. Şey önceki için kötü söyleyen Hakan Atipoğlu'na zıt. Nasıl? <laughs> ne, dedik? <laughs> ne dedik? Sen ne dersin? Seni adada duran performansın? şampiyon edecek karakterin. Evet. E sen şimdi burada yaptığın işler senin şampiyonluğunda etkilemez mi? Ya ama bak Kemal abi, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak arada dağlar kadar fark olsa tamam da hani yağmur mu Nisan mı noktasında en azından ne yapacaksın? günlük ya bir tanesinde de günlük bir performans ya Şöyle diyeyim sana. 3'te 3 üç aldı ya. Hani Anıl, a, ben yazmamam. Dakika. Anıl diyelim ki Evrim'i sevmiyor. Evet. Ayşe'yi de sevmiyor. Evet. Yanına da güçlü bir Nisa yolluyor Ayşe'li Evrim gitsin diye. Bundaki mantığı kim söyleyecek bana? bence çok güzel bir durum. Nisan nasıl gitmez. E zaten Nisan yazıyor. ama böyle bir Yağ... olay çıkmadı şöyle ama. Şöyle bir şey var. Böyle bir şey çıkmadı önümüze. Bütün, bütün takımın konuştuğu bir şey var. Yağmur'u yazarsak gider. Doğru mu? Biz de doğru. böyle düşünmüyor evet, muyuz? Doğru. Evet. Şimdi ben niye bunun e, vicdanlı yaşayayım ki yağmurla da çok kötü değilim. Yağmur yazmam, Nisa'yı yazarım. Hem Nisa aday olur. Ayşe ile Evrim'in gitmesi. Peki hızlanır. takımlar karışacaksa eğer neden bu kadar çok önemsiyorsun? Yakın arkadaşına belki ayrı takımlara düşeceksin. Nereden biliyorsun? Ama o da net değil ki takımların karışma. Yani Acun değil abi ama... bir anket falan Şimdi... yapıyor ama geçen de yaptı. Olmadı mesela ben adada ya, olsam şu an arkadaşlıklar... hala arada kalırım şöyle yani. şöyle düşünüyorum ben de. Arkadaşlıkla arkadaşlıklarını savunabilirsin. Adada tutmak isteyebilirsin. O ayrı ama seni aşağıya da çekebilir o arkadaşlıklar. Tamam. Evet. Ve bu durumda Hı -hı. senin şampiyonluk olasılığını etkiler mi? Bana sorarsan bence de etkiler. Anıl'ın bir gruba dahil olmasını gerektirecek sence bir durum var mı? Yani şöyle Anıl ben bir hafta daha kalayım. Performansım düşük o yüzden ben o çoğunun yanına geçeyim demesine gerek var mı? Yok, yok. tamam Tek da her arkadaşlıkta çıkar de, mı olur yani illaki, Anıl her... İyi anlaşıyor belki Seda ile Sude ile Yağmur'la. Yağmur'la iyi anlaşıyor Anıl belki. Ya anlaşıyor Nisa ile selamı yok mesela. ben biz... Nisa... mesela biz görmedik yani varsayımlar üstüne şu anda tamam, konuşuyoruz. Okay. Sam, Ama Yağmur bu bir için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Nisa için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Şu anda bilmediğimiz için varsayım üstüne ilerliyorsun. Evet. E tamam belki Nisa ile de anlaşıyor. Şu an yani gerçekçi olarak yaklaşmıyorlar. Problem burada. Sen orada isim yazarken dersen eğer de 0 yapmış yağmur için hiçbir şey demeyip genel performansa bakıyorum ben deyip de Nisan yazarsan orada büyük problem var demektir. Burada bir tutarsızlık var. Ya sen gerçekleri söyleyeceksin. Nisa'nın da performansı kötü. Yağmur'un da performansı kötü. İki haftadır da ben yağmurdan bir reaksiyon görüyor. göremiyorum takım için. O yüzden yağmur yakın arkadaşın da olsan yazmak durumundayım. Ya da benim yakın arkadaşım olduğu için yazmak istemiyorum. Hemen hemen birbirinize yakın performanslarınız olduğu için de Nisacığım seni yazıyorum. Özür dilerim diyebilirsin. Bu kadar basit. Ama sen 2'de 0 yapan yağmuru görmezden gelemezsin. Nokta. Evet. Süper. Ya kusura bakma da yakın daha yakın sabına görmezden gelirim yani. O zaman şunu da, da diyemezsin. Işte. Karşı bir, bir takım parça <laughs> görürüm yani. Bak karşı takım en zayıf olarak ilk seni seçiyor Evrimcim. O yüzden demek ki adanın en zayıfı sensin deyip bunu kılıfına uyduramazsın. Evrimden sonra gelen kişi kim? Yağmur. Değil mi konuşmaların hepsi böyle seçmelerde kimse buna dikkat etmiyor mu ediyorlar Ediyor. ama evet. bu konuyu dile getiriyorlar mı getirmiyorlar o zaman sadece tek kişi üstünden gitmeyeceksin herkese eşit dağılım yapacaksın adaleti sağlarsan eğer insanlar seni bir yere getirmeye çalışırlar ama onun dışında sen sürekli ben arkadaşımı kayırmaya çalışayım ona başka davranayım buraya başka davranayım dersen orada bir tutarsızlık oluyor o zaman insanlar notunu veriyor ben ba de diyorum ki şey güçlü olan yarışmacıların buna ihtiyacı yok ona katılıyorum ama biliyorsun ki Konsey 10 dakika Sinirlen. kala birileri yanına Artık. gelebilir, adada yanına birileri gelebilir, seninle konuşabilir, seni ikna edebilir, eski arkadaşından bahsedebilir ya da sana daha yakın olduğundan bahsedebilir. Tam tersi karşı taraf hiçbir aksiyon almayabilir bununla alakalı. E Öyle bir noktada da Anıl bence kanaatini dediğim gibi şeyden yana kullanmış. Benim düşüncem bu, Anıl'ın bir gruba yakın gibi gözükmesi ona niye şampiyonluk kaybettirsin ki? Çünkü grup Ama görüntü, içerisinde görüntü, yani grup görüntü, halinde görüntü hareket ettiğini gösteriyor. Evet. Mesela Sude bazı Ama arkadaşlar diyorum böyle ya seni. Ama Yapmayın ya. Kaç kere böyle oldu. İki kere ben de kere şu, ya, ya. Anıl, Anıl özelliğini Belki söylemiyorum. Göre, Berkan için de bunu bir şey söylüyorum. Ben. Belki Anıl e, Nisa'yı oyatacak diye hepsi Nisa yazdı ne biliyorsun? Bir kere daha yaptılar ya bunu şey. Ya ben Anıl belirledi Hikmeti demiyorum o zaten. Yaptılar. durumu. bak ben Anıl ben, ha ben Anıl belirledi demiyorum. Bir gün bak, önce Berkan. Her Berk gün söylüyorum bunu Anıl için de söylüyorum. Güçlü olan yarışmacıların buna ihtiyaçları yoklar. Evet bir arkadaşını seviyor olabilirsin ama bir şekilde adaleti sağlıyor olman gerekiyor. Tamam ama bir gün önce de mesela Berkan kimi yazdı bir gün önce? Ayşe'yi mi? Hayır, Nisa'yı. Bir gün önce Nisa'yı Nisa yazdı. Boşa oy boşa attı işte orada. He boşa evet, boş Hayır. Yazdı. Şunu demek istiyorum. Mesela diyelim ki Anıl dedi ki arkadaşlar dedi ben dedi Kusura bakmayın Gökhan'ı yazamam Nisa'yı yazacağım dedi çünkü şu an bana performans olarak Nisa zayıf geliyor oyun alanındaki hareketlerinde çok yani e, ne derler çok hırslı bulmuyorum dedi ondan sonra sedalarda toplandılar ya arkadaşlar biz Gökhan'ı yazmayalım Anıl'ın oyu almamız lazım hadi Nisa yazalım dediler belki bu da olabilir yani olabilir yani hani anlatabildim mi biz işe bu tarafından bakıyoruz ama belki Anıl'a göre de şekil almış kimin doğum günü bu ne? Doğum günü değil ya. müzik, müzik, müzik bizi geldi. bitti galiba. Reklam müziği böyle mi? Hayır artık bitiş müziğimiz geldi ay, efendim. Ay, ay. Ay, değişik ay, geldi ay. ama. Yönetmenimiz ay, Yalkın geldi. böyle bir şey gönderdi ya, size. Ya. <laughs> Bugün oğlu Can'ı da getirdi. Evet, evet çok tatlı Can'ı da öpüyoruz birazdan da kucaklayacağız. Çok çok teşekkür ediyorum Biz arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür bizi izleyen sevgili seyircilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Bakalım bu akşam ünlüler takımı mı kazanacak, gönüller takımı mı hep beraber seyredeceğiz. Biz yarın yokuz fakat çarşamba günü kaldığımız yerden devam edeceğiz bizden hemen sonra da canım annem var görüşmek üzere